Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Özlemişsinizdir. Rabarbacı, ne haber? İyi akşamlar. Burası Joy Türk. Ben Deniz Mesut Süre. Sevgili Zeynep Atakül ve Nuri Çetin'le beraber haftayı kapatmaya geldik. Şimdi eski büyük Türk edebiyatı yazarları kapatmaya gitmeye gelmeye demezler. Kapatma, yumuşak geyle. Gitmeye. Kötü derler. Yazarlar da derler muhtemelen. O dönemle ilgili bir şey. Dönemli, evet, doğru. O dönemli ve doğrusu o denir birçok entelektüel ortamda. Ben doğma büyüme İstanbullulardan da öyle duyuyorum. Öyle mi? Kapatma, gitme falan gibi. Evet, yani doğma büyüme Bursalıyım. Öyle söyleyeyim sana. Ama İstanbul'u taklidi yapabiliyorum. 20 yıldır Bursalıyım. 20 yıl. 20 sene yaşadım. Bir çıktım, bir daha dönmedim Bursa'ya. Ben de öyle ya. Herkes öyle. 18 sene. 18 sene, 19, 20 sene. Ne zaman kazanıyorsun üniversiteyi? Ben geç kazandım. Evet, evet. Bir çıkıyorsun şehrinden ve böyle lanet gelsin diyorsun bir daha. Hiç dönesin gelmiyor. Çünkü başka bir şey başarmışın gibi yani, anladın mı? Hmm. Halbuki Bursa'dan Eskişehir'e gittim ya. Daha küçük bir şehire gittim. Ne varsa yani bu kadar. Siz de benim gibi geçmişinizi inkar ediyor musunuz? Benim. Yani sıklıkla. Hiç arkasında değilim yani. Lisemin filan. Ortaokulumun. Hiç kimse değildir herhalde. İki sene öncesi insana cehennem gibi geliyor. Ne acayip. Değil mi? Yani ben nasıl böyle bir insanım diye. Hep iki sene öncesinden pişmanlık duyuyorsun. Ama ben lisedeyken de içinde bulunduğum zamanı da inkar ediyordum. Yani böyle hayat olmaz olsun diye. Allah. Bir insanın lisesi bazen çok güzel geçiyor. Ben görüyorum böyle çok havalı liseden mezun insanlar. Şey mi? Popüler oğlan, popüler kız oluyorsun. Evet. Öyle bir şey mi? Tabii yani o popüler kızlar şu anda mesela benim akranlarım ikinci çocuklarını falan doğurdular. Ne acayip. O zaman popüler ama böyle hani bir Nilay var. Oo. Var mı, takip ediyor musun? İki oğlu bir kızı var. Hepsini ya. 11F Nilay. 11F'de bir Nilay var oğlum. Herkes ona aşık. Ben de takip ediyorum. Edilir. Vaktin güzel kızları. Ya bu sosyal, Facebook, Instagram, Twitter'ın en büyük özelliği geçmişinde karşında kim çıkarsa çıksın şimdi ne yapıyor olduğunu görebilmiyor. Hep Amerika'ya gitmişler hep. Öyle mi? Bizim sınıfın en güzel kızları. Orada mı yaşıyorlar yoksa gezmeye? Orada yaşıyorlar. Mi? Orada doğurmaya gitti bir tanesi daha yeni. Vallahi. Orada doğsun diye çocuğu. Hala işte. Havalı yani. Öyle, tabii. Öyle şeyler var. Hani şimdi konjüktür de belli değil ya. Biri böyle bir profesörle evlenmiş, öbürü baletle evlenmiş. Ne oluyor ya diye. Baletle mi? Ha? Oo, zaten 6 tane balet var Türkiye'de. Yani ha, biri bunun. Allah Allah. 6 balet vardır ve muhtemelen hiçbir bekar değildir şu an. Yani yaşına göre. Çünkü baletlik öyle bir şey yani. Havada mı kapılıyor abi? Balet adam yalnızdır diyebilir miyiz? İlker Gümüşoluk tespit yaptı. Hiç sana. Bilmiyorum. Hiç bilmediğimiz hayat. Balet arasın bizi. Baletlerin çoğu Konyalı olur. Hadi buyurun. Baletler iki kardeştir. Bir tanesi evli ve mutlu galiba. Hemen hemen hepsinin ablası vardır baletlerin. Bunlar yani benim hayata dair gözlemlerim. Sen bakmıyor musun başka liseden arkadaşların nereye gitmişler? Nasıl hayatlar? Yani çoğunun benzer hayat var. Benim şöyle söyleyeyim size. Senin lise galiba dandik. Dandik. Benim çok var aslında çünkü yurt dışına giden. Aslında Bursa Erkek Lisesi iyi bir lise ama mesela İstanbul'da yaşayanlar için söyleyeyim. Çoğu bir metrobüs durağının dibinde aynı evlerde yaşıyor. Yani benzer yerlerden almış eşyalar aynı evlerde yaşıyor. Birkaç tanesi ziyarete gittim birkaç hafta arayla. Şimdi böyle maksadını açmasın, hanımlar da aynı. Aynı tip. Hani bayağı aynı adam, aynı kadın, aynı ev düzeni. Bir tane boş oda, çocuk oraya bekleniyor. O kadar belirli bir hayat ki ve dizi izleniyor sürekli. İnternetten televizyona aktarılmış. HDMI kablosu hayat kurtarıyor. Ama onlar lisedeyken de öyleler genelde. Hepsi aynı ayakkabı giyiyor, aynı montu giyiyor falan. Hep o tipler oluyordu. Şu anda bu kıyafet serbestisi ne oldu? O bilgim yok vallahi. Şey, okul okul karar veriyorlar. Veli veli. Öyle mi? Evet. Ha, şey, serbest bıraktılar. Her okul karar versin işte. Benim veliler. Okulum benim kararım. Çok şey bulmuştum ben onu. Sakıncalı bulmuştum. Herkes zaten, kafasına şey göre var. Giyinsin. Yani bir de ortaokul cahilliğiyle arkadaşının spor ayakkabısına bakıp hıçkıra hıçkıra ağlarsın evde yani. Alamıyoruz, alamıyoruz diye. Yani babandan soğursun, annene saygını kaybedersin. Çünkü 11 yaşındasın yani, aklın ermiyor. Ama herkes özel bir üniforma yine çıkardı o okula özel. Öyle mi? Kafasına göre işte süveter. Gömlek. Biraz daha rahat artık galiba. Kravat takan yok pek. Ha, bize onu da zor
kravatla taktırıyorlardı. Yaz günde takıyorduk. Tabii. Mayıs'ta. Kravat hiç yaz öyle bir serbestlik takım yok zaten. Takım elbiseyle orta üçüm Mayıs'ta geziyorum. Bu cehennemin tasviri bu yani. Doğru. Başka bir şey değil bu yani. Bir ara bir ceket serbest bırakılıyordu ama ne zaman hatırlamıyorum. Nisan mı Mayıs mı? Bir de kızların ceket giydiği liseler de vardı. O tam bir fecat. Kızlar öyle mi? Tabii. Aynen. Aa. Neyse ki bende yoktu da. Mecburen yani bir de. Var canım benim lisemde de öyleydi. Kızlar ceket giyiyor. Kravat dahi evet. Takan kızlar oluyordu. Ben ortaokulda taktım kravat. Hatta böyle lastikliydi. Allah kahretmesin kravatı. Sifon gibi çekecek. Çok kötüydü. Bu tasvirle gevşetemiyordu. Gerçekten tekrar geçmişimizden soğuttu. Bu sefer ülkece soğuduk. Hanımlar beyler, bu akşam ilk defa sorduğumuz hakikaten çok tatlı bir sorumuz var. Bu bende niye var dediğin neyin var? Yani bende niye var? Ben bunu ne ara aldım da filan, şu an hiç işine yaramayan. Mal mülk mü? Bir ara evet bir ara aldığın küçük bir eşya, oyuncak bilmem ne. Bu bende niye var dediğin neyin var? Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız sevgili dinleyenler. 200 metre dünya şampiyonası, dünya atletizm şampiyonasında Guliyev. Kamil Guliye değil mi? Ramil. Yaşa. Kamil olur mu ya? Azeri ya da olur mu? Birincilikten sonra Kamil oluyor. Ve müthiş başarı. Geçen biri son şampiyonluğunu yazmış. Gatlin var. Gay var. Bolt. Sonra Ramil. Kamil. sonra Ramil. Ne acayip. Yani öyle büyük bir başarı. Evet, çok ilginç. Çok ilginç yani. Hiç beklenmedik. Hiç haberimiz de yoktu böyle bir beklentimiz olduğundan bizim. Bir yani derece beklentisi. Aslında şöyle oldu. Hani madalya ihtimali var deniyordu. Öyle mi? Tabii. Mesela yarı finali iyi bir dereceyle geçti. Acaba mı falan olduk ama. Yani iyi ihtimal üçüncü olur gibi bakılıyordu. Bahis oranlarında da düşüktü. Şey değildi çok. İhtimal verilmiyordu yani. Bir de ben kopmuşum şeyden. Ne denir? Yeni koşucuları takip etmemişim yani. Ha, o takip ettiklerim yavaş yavaş bırakmaya başlamış. Yaşlanıyorlar değil mi? Takip evet. Ettiklerim öksürüyor bitti gibi. Ya, evet, benim yaşıtlarım çünkü onlar. Tabii. Yavaş yavaş bırakıyorlar. Öyle soru. Mesela Gebre Selassie diye adam vardı. 5000-3000 koşuyordu. Aha. Hatırlıyorum. Kip Keter. Bunları hiçbiri kalmadı. Bunlar yani şimdi çiftçilikle uğraşıyor. Hepsi bahçe domates. Hakikaten Elvan Abel'e gelsin, iki çocuğu var şimdi. Öyle. Lise arkadaşı gibi yani. Bakalım o ne yapıyor diye. Abeyle geçse. İnsanı takip edelim. Merhaba abeyle geçse. Ne günlerdi diye. Başarılarımızı hep takip ettik. Allah analı babalı büyütsün diye. Çocuklarının böyle peşinden koşuyor. Ya bu akşam komiksin ha. Böyle duruyorsun değişik. Ama yakalar. Hiçbir çocuk da öyle kolay. Mesela abeyle geçsenin çocuğu diyor ki evden kaçıyorum ben. Fazla uzaklaşmış olamaz. Annesinin madalyasını uzaktan sallayıp haydi bakayım. Yetişir yani. Ama çocuk depar atar. Abeyle geçse uzun mesafeci biliyorsun. Uzun mesafede yakalar. Semtten çıkamaz. Yani Pendik'te diyelim. Gemse sınırında yakalar. Gel bakayım buraya diye. Hanımlar beyler, bu bende niye var dediğin ne var? Başka bir gelişme oldu mu bu aralar? Bir başarımız, bir transfer falan var. İstersen. Bugün mesela Twitter'da TT'ye baktığımda William Shakespeare ve Gabriel Garcia Marquez TT olmuştu. Niçin? Bilmem. Niçin olmuş? Yani biri 3000 arkadaş. Hayır, şöyle olmuş. Aynen, niçini şu. Belli bir sebebi yok. Yani organize olunmuş. Bu edebiyat severler tarafından herhalde. Böyle Shakespeare sözleri paylaşan binlerce insan. Ha, bugün Shakespeare şeyi yapalım. Ha, Shakespeare'i TT yapalım. Gündem yapalım. Belki diye. Bir doğum günü, ölüm yıldönümü falan. Bence de öyle bir şey olabilir belki. Mümkün. Hiç bakmamış. İşte radyocu. Yani öyle bir ihtimal var. Hani tamamen. Gabriel Garcia ile Shakespeare dövüşse kim yener diye konuşuyorlar belki. Shakespeare mesela sonelerini paylaşmışlar hep. Twitter'da. Böyle bir tabii İngiliz edebiyatı da 300-350 sene hep Shakespeare üzerinden yükseldi etti filan ama biraz sanki abartılıyor mu? Gazlanıyor mu? Şişirdiler ya Shakespeare'i çok fazla. Yani maksadımı da aşmak istemem ama böyle her duyguyu abartı yazarak yani keskin mesela şöyle söyleyeyim, cimrilik, kıskançlık, işte haset bilmem ne, işte İntikam. Milletvekillerinin karşısında eğilmemek, dik durmak, bunlar böyle var olan duyguları çok böyle köpürte yazmış. Tamam, köpürtmüş. Kabul. Ama modern dünyada daha böyle minik duyguları var artık insanların. Daha böyle yeniden tanımlamamız gereken duygularımız var bizim. Sen yeraltı edebiyatı istiyorsun. Çevresel koşullardan. Yaşa. Yani Shakespeare beni anlatmıyor yani. Hani o kadar coşkun yaşamıyorum ben hiçbir duyguyu. Artık bizim minik geçişlerimiz var. Verkaçlarımız var. Dar alanda kısa paslaşıyoruz. Sen gir işte. Ruhel.
Yani ona da enerjim çok yok. Bir yastı da takdir etsem bence. Yani, size şöyle söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Biri şimdi o niyete girsin, kafaya girsin. 5 seneye Shakespeare olur. Büyük bir açık var. Dünya edebiyatında özellikle. Shakespearean dönem diye bir şey var ama yani. Öyle bir şey olur mu? Yani Hüseyin Yen. O mesela şey olur. Çabasına bağlı. Bir başlasın bakalım. Ama büyük bir açık var. Özellikle global edebiyatta. İngiliz, Almanı, Fransızı biz kime okusak diye bakınıyor. Anladın mı? O tip bir yazar çıkmadı daha. Duyguları minik minik anlatan. O yüzden eldekini sürekli işte günümüz şekliyle uyarlamaya çalışıyorlar. Daha çağdaş yaklaşıyorlar. Yani Shakespeare'in dilinden çok uzaklaşmadan duyguları böyle karman çorman yapacak. Yani Shakespeare'de çünkü hep ayrıdır duygular. O duygu, bu duygu, şu duygu. Yani böyle bir yemek tarifi gibi. Gerçekten ama iç içe geçmiş. Onların kesişim kümeleri var diyorsun vallahi artık yani. Vallahi var. İşte onu diyorum. O zaman yok ama. İki tane gurur, bir tane onur. Anlatmış 6 sayfa. Ben şeması gibi edebiyat. Aynen öyle. Ben biraz daha böyle hem gözlüklü hem sarışın hem de İngilizce bilmeyenleri konuştuğumuz bir edebiyat istiyorum. O sınıfta o kesişim noktasında o bir kişi var ya, onu konuşmak istiyorum. Ama yok. Evet, doğru. Yok. Yani burada baksadım yine aşmayayım. Bu arada Shakespeare okudun mu? Beni çok okudum. Sadece okudum. Filmlerini, filmler çekiyorlar ya Shakespeare'in, işte Macbeth'ini çekiyorlar film olarak. Filmleri de nasıl sıkıcı. Evet. Çünkü filme uyarlanabilecek bir edebiyat değil. En son Macbeth çok iyiydi ya. Yok, yaktı o beni ya. Cehennem oldum onu izlerken. Ama evde birkaç kişi uyudu, bir ben kalmıştım. Bak gördün mü? Macbeth'in sonunu görenler ve görmeyenler uyunur. Ben izliyorum, ne kadar yaksa da bütün filmleri izliyorum. Ama şey, yani yandığımı da söyleyeyim. Şimdi geldiniz mi demek istediğim noktaya? Şu an anladınız mı? Ama bu benim dediğim yeni minik minik ılık ılık duyguları anlatan bir yazar olsa, filmleri de şak diye çevirir. Yani kitapları da şak diye filme çevrilir. Hemen de böyle Avatar gibi bir şey olur. Olmasa gerek ya. Aslında Avatar'ın edebiyatını arıyorum ben. Kafam da azıcık karışık. Evet. O kesin kafam karışık. 0212 368 62 40. Bu bende niye var dediğiniz ne var sevgili dinleyiciler? Bu akşamın sorusu. Bu arada hazır ilk anonsumuz içerisindeyken şöyle bir ne kadar kalabalık olduğumuzu da görelim. Yarın akşam BKM Mutfak'ta 22'de stand-up gösterim var. Biletler Biletix'te. Son davetiyeyi şu anda veriyorum. Henüz oyuna gelmemiş olanlar gelmedim yazsınlar. Gelmedim yazan bir kişi çift kişilik davetiye kazanacak. Gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Badminton topu ve raketi. Hiç oynadınız mı badminton? Hangisiydi badminton yani? Cümle badminton, içinde de üçüncü kez falan geçiyor hayatımda. Şöyle söyleyeyim, badminton tenisin yorulmadan oynanılır. Ha. Yani, fileli bir top var değil mi? Tamam. Şimdi böyle şey, havada süzülen, yavaş gelen ve yavaş giden bir top var. Niye koşuyorsun ya? Yine raket var ama yani ben tenis de oynadım. Bir kere ve edindiğim tecrübeleri aktarmak isterim size. Oynanamaz. Evet. Tenis ya mümkün solu değil yani. Oynanamaz. Biz tam sağa başladık önce. Bizim Fazlı ile, Fazlı Polat'la. Hiç ikimizin de eline raket almadık. Biliyor musunuz dediler? Biliyoruz dedik. Çünkü çok izledik. Ders çok pahalı. Biz sadece sahayı kiraladık, tamam mı? Birer tane raket. Bir de 60 liraydı saati. Bir tane otelin içinde Beşiktaş'ta kiraladık sahayı. Başladık oynamaya. Bir top ben attım. Bir topu attı ama karşıya geçiremiyor zaten daha servis vermesi. Sonra sahayı biz küçülttük. Hani minyatür yaparsın ya futbolda. Öne geldik ikimiz de böyle. 15'er metre öne geldik. Küçük küçük badminton'a çevirdik. Böyle çok voleybol oynar gibi. Çocuk çocuk attık birbirimize. Bir saati doldurduk, 60'ımızı verdik. Rahat rahat evlere daldık. Biz de Serkan Yılmaz'la yapmıştık böyle bir şey. O zamanlar böyle sitede oturuyordu o. Aha. Olur ya bir tane sahası. Bilirim. Her şeyi içinde. Hazır var siteler diye gittik işte. Şey oynadık orada, dediği gibi beceremedik. Ondan sonra bilenler geldi. Dediler ki siyah ayakkabıyla girilmez buraya. O kadar. Evet. Yani oynamayı bilmeyen de giyeceğini bil bari diye çıkardılar. Halı saha ayakkabısıyla ne kadar üzücü ya. Şeymiş, boyuyormuşsun siyah ayakkabıyla. O tartan pist mi o, ne o artık bilmiyorum. Ben şey diyebiliyorum. Çivili kramponda müthiş oynanıyor. Öyle biliyorum. Bence oynanır. Evet. Çünkü ani dönüşler gerekiyor. Evet evet. Ya ben bir de hiç kaymazsın dönemiyorum. Kaymazsın da. Ani hiç. Bir kere bence şu olmalı. Tenisçi bazen ayıp ediyor. Daha ben dün gece maç izledim sabaha karşı. Nadal'ın bir maçını izledim. Kaybetmiş, doğru mu? Evet evet. 1-1'de en son ben uyuduğumda. Hı-hı. Setlerde. Ondan sonra kaybetti çocuk 99'lu. Heh, onları gördüm. Yaşa. Evet. Ondan sonra şimdi normal ikisi birbirine atıyorlar. Bir tanesi terbiyesizlik yapıyor. Böyle çok kısa vuruyor. Tamam, sayı alıyor. Alıyor ama
Öbürü de yetişeceğim diye. Kendini mahvediyor. Canı çok sıkılıyor. Sonra o da alıyor. Sonra bunun da canı sıkılıyor. Yani bunun bir adı olmalı. Bir herkes sabit yerinde duracak. Birbirimize vuracağız. Güçlü vuran alır. Vallahi bak çok ayıp oluyor. Noktalar koyalım. Herkes buraları buralara. Üstüne ışırıyor. Lop vuruş yapıyor falan. Ön yani, arkaya yasak olsun. Ya, sağa sol mu olsun? Ha, aynen öyle. Ön arkaya yasak olmalı. Sağa sol. İstediğin gibi vur. Bazı tenisçiler öyle oynuyor. Dikkat ediyorum. Diyorum ki bunların birbirine saygısı var. O idmandır Mesut yani. Hayır değil. Maç maç. Antrenman yapıyorlar. Vallahi bak bazısının saygısı var. Tıkır tıkır oynuyorlar karşılıklı. Aferin dedim ya. Hadi gelelim birazdan. 18.23 yayın saatimiz. Bu bende niye var dediğiniz neyiniz var sevgili dinleyiciler? Instagram'a Mesut Süre hesabına yazınız. Nuri Çetin, Zeynep Atakül, Mesut Süre bu akşamın kadrosu. Mis gibi de başladık yayına. Geleceğiz birazdan. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, Nuri Çetin, Zeynep Atakül, Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Bu bende niye var dediğin ne var diye soruyoruz bu akşam. Çok güzel cevaplar gelmiş. Ne olduğunu Zeynep'e soracağımız bir cevap. Shakira kemeri. Nedir? Ya ne yazık ki bende de sende var. Sende de varmış. Shakira kemeri nedir? Bir de bende Zeynep olduğunu geçen evi taşırken fark ettim. Bir klibinde mi vardı bu kemer? Ne renk? Ya rengarenk. Böyle beline bağlıyorsun. Sarı değil mi ya? İşte göbek dansı yaparken. Aha. Kuşak gibi mi bir şey? Aynen, üstünde böyle pullar mullar falan var. Pullar. Herhalde o hatırlamıyor musun canım, ben yok klipten hatırlıyorum. Aa, tabii. Yani tam kemer değil, belde değil, biraz kalçada. Tamam. Aşağıda yani. Çok hani pullu şey, dansöz kemeri gibi bir şey. Aynen. Şey, kapalı çarşıda falan da çok satılıyor Shakira kemeri falan gibi böyle. Bana da sanırım bir doğum günümde gelmişti. Bu şey değil mi? Whenever, wherever kemeri. Merhaba. O şarkı. Merhabalar. Whenever, wherever kemeri var mı? İki tane olsun. Whenever geldi, wherever yok. Valla however geldi ama. Also var. Even though var. İster misin? Ya konuşturdum İngilizce mi? Neither or nor var. Bunlar hep var, kemer. Ama kullanılıyor arada böyle evde parti verildiğinde saçma sapan saatlerde. Evde şu parti anda ortaya çıkan. Bazen. Evde parti, home parti. Hiç haberimiz yok. Allah kimden senin? Damsız girilmez yani. Senin kaç tane arkadaşın vardı biz gelemiyoruz home partine acaba? Ya parti dediysem işte 4-5 kişi toplanınca parti köpeğe oluyor. Köpeğe bak, sen bana home parti vardı, ben Tuzla'ya gelirim gece 1'de. Bak, home... Bir de Shakira kemeri ortaya çıkıyorsa bu gerçekten çıkıyor. Öyle bir toplanma, bir misafirlik değildir mi? Bana mesela parti çağırma. Bana sadece WhatsApp'tan Shakira kemeri gönder, ben anlarım parti olduğunu. Ya da Shakira kemerin ortaya çıktığı anı sana şey yaparım, paylaşırım. Mesut yarım artık, saate çıkardı. Mesut artık gelmen lazım. Artık gelmen lazım, iş kontrolden çıktı. Bu kemer kimde belli değil. Hatunları tutamıyorum. Herkes coşmuş. Sizden gelen cevaplara bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Acaba bu bende niye var dediğin ne var diye sormuştuk sizlere. Mangal yelleme yelpazesi. Mangalım yok demiş. Mangal yel, o biliyor musunuz bu yelpazenin nasıl tabii olduğunu? Tabii biliyorum. Yani plastik bir parça aslında. Tahta ya, değil mi? Faraşa benziyor. Evet evet. Hah, yaşa. Faraşın yanları olmayan. Yanları olmayanı. Ben onun ahşabını gördüm işte. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Ahşap mı? O kürektir. Ahşapla olmaz o iş ya. Daha böyle herhalde pahalısı. Hani siz ucuzunu almıştınız. Ben böyle ahşabını... Bambudan şey almış. Evet. Bambu. Vallahi en pahalısı. Benim bu kaça, 10 bu kaça, 1000. Ver dedim şu 1000 liraya. Genelde dandik bir set olur da o setin şeyi mangalı perişan olur. Bir, evet, bir seferden sonra ama maşası yelpaze kalır. Maşa kalıyor, yelpaze kalıyor. Yani bir de şey kalıyor yani, işte tel kalıyor. Evet. Ama mangal yok. Mangal bir seferlik mi? Genelde. Ya, pek dayanıklı değil işte. Ha, dandik mal. Ya böyle pikniğe evet giderken yol üstünde aldıkların genelde tek seferlik oluyor kullanıma. Ama sen de beklentini tabii acık düşük tut. Yolda alıyorsun. Bu pikniğe giderken yolda mangal almak tam... 30'a ömür boyu böyle. Tam benim işim bak. Tam böyle son dakika adamı işi o. Bir de Nuri Çetin gibi insanlar vardır. Atıyorum Ağustos'ta pikniğe gidilecek. Nisan gibi onun hazırdır bütün seti mangalı. Evet, ben YouTube'dan nasıl yakılır mangal falan gibi şeyler tabii izliyordum. O... Orada baktım yakılmış mangal. Öyle olur zaten. Öyle değilmiş diye atlıyordum ama balık yedim sonra. Bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Acaba bu bende niye var dediğiniz ne var? Instagram'a yazınız cevaplarınızı. Kocaman bir hacı yatmaz oyuncak demiş Nesli. Dövülesi o zaman, dövülüyor değil mi? Ha, şey oluyor. Oyuncak ya. Büyük mü? Kocaman diyor. Ha, büyük, kocaman. Ya ne kadar keyifli bir şey olsa gerek ha.
büyük bir acı yatmaz, tokatlıyorsun. Hı-hı. Geri geliyor. Oo! Ya, boks yaparken falan mı kullanılıyor? Sonsuz yani, mutluluğu bulmuş. Öyle bir şey var zaten. Değil hani mi? Gözümde canlandı öyle bir şey de. Hangi filmden, ya hangi diziden gördüm bilmiyorum. Boks için olan değildir. Değil. Büyük delilik olur. De, tabii tabii. Bu ben mesela öyle evler var. Böyle bir şey yumrukluyorsun ya boksta. Hı-hı. Ne onun adı? Kum yukarıda torbası. Ha, kum torbası, yaşa. O kum torbası istiyor mu evime? Vardı bende. Valla. Ama içine yün vardı, yapağı. El yap. Mercedes'eydi Mesut. Alo. Alo. Yayınlar. Hoş geldin hocam yayınımıza. Ne haber? İyidir abi. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Bu bende niye var dediğin ne var? Abi çay makinesi var bizde de. Böyle işte suyu bir yere koyuyorsun, çayı bir yere koyuyorsun. O suyu kaynatıp otomatik çayı demliyor falan. Ama bizim evde 4 tane demlik var abi. Bir de bu çay makinesi zaten 8-10 kişiye falan demliyor. Biz zaten evde 2 kişiyiz. Kullanmıyoruz da. Mutfakta kocaman da bir yer kaplıyor falan böyle. Yeni mi evlendin? Çay izle mi geldi? Hayır, sanki böyle doğrudan satış gibi vardı yayın. Hani buradan satacak gibi vardı. Abi kullanmıyoruz da, eğer ilgilenen olursa. 100 kağıda veriyorum. 0850. Peki hocam, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Öpüyoruz, sağ ol. 18.35 bu bende niye var dediğin ne var, bu akşamın sorusu sevgili dinleyiciler. Nuri Çetin, Zeynep Atakül, Mesut Süre kadrosuyla yayındayız. Cevaplarınız da gerçekten yığılmaya devam ediyor. Oradan da okuyalım. Evlendiğim zaman kaynanamın bana aldığı pijamalar. Alındı mı sana ya pijama? Ya var ya, ben de hakikaten evlenirken getirip birileri bir sürü bir şey koymuş. Böyle milyarlarca patik, işte bir sürü tülbent, pijama, İşte nevresim. Bunların hepsi var yani. Çok fazla var hem de. Ve alındı onların hepsi yani. Alındı derken, ha, siz zaten aldınız. Geldi yani. Ve fazladan hala da, var. Hala da nevresim geliyor. Yani hani nevresim yiyerek hayatımı idame ettiriyor olsam epey bir süre geçirebilirim yani. Bunu nerede muhafaza ediyorsun? Hurç mu var evde? Şey, yatağın altı baza. Bu kadar yüzlerce nevresim, ne bileyim. Bazada. Düşündün yani mü satmayı? Düşündüm, söyledim etrafıma da isteyen varsa. Koyalım Instagram'a. Sen bir koy, ben repost edeyim. Ben akşam çekeyim nevresimlerimi. Çek. Bunların hepsi hala paketinde, hiç açılmadı diye. Bohçacı biliyor musun? Çok eski bir meslek. Ya düşünüyorum. Onu tekrar Sarıyer, canlandırmaya var mısın? Sarıyer plajlarına gidip böyle. Hala var mı bohçacı? Bohçacı eve gelir canım, plajda. Tabii. Eve gelir. Ya şeyde var, böyle sahil beldelerinde özellikle Çanakkale taraflarında Türkmen teyzeler geliyor, açıyorlar bohçayı. O var, bu var, şu var diye. Al cennet diye. Değişik bir insan ilişkisi değil mi? Mesela tanımadığım bir kadın elinde bohçasıyla evine daha çıkıyorsun. Kocaman bir yükle. Ha, yükle evine giriyor, salona geliyor, bohçacı oturuyor. Bohçacı lazım mı diyor, ne diyorsun, ha, artık? Salona oturuyor, evet. Açıyor hepsini. Bağırıyor işte sokaktan geçerken. Bir de galiba apartmandaki bütün komşular bir eve toplanıyor, tabii, tabii, ve orada bakıyor anda bohçaya. Ha, tabii tabii, herkes benim toplanıyor. Annem en son, ya çok küçüktüm hatırlıyorum, tencere takımı almıştı. Ya yani o tam bohçacı da değil yani, ama yoldan böyle satıyorlardı. Geldi, açtı, adam da ama o yani. Hı. Anlattı falan. Bir baktı bizim evde. Elinde miydi? Şey, yanında mıydı? Yanında tabii canım, böyle taşıyor getirdim bayağı. Onun, yani bohça da değil. Abinin bir hikayesi vardı ya. Bornoz aldım. Ha, hatırlasana. Neydi o? Nasıldı, hatırlasana bir. Joytik'te konuşmadık hiç. Aynı şekilde kapıya gelen bir satıcıydı işte. Bornoz ilgilenir misiniz durduk diye. Durduk yere bornoz mu aldın? Bornozla ilgilenir misiniz? Yalnızca ben ve abim vardık da, abim de herhalde yüzü tutmadı. Gönderememiş adamı. Tamam. Ya işte yok, gerek yok da işte, paramız yok falan filan derken. Çok uzun sürdü. Ben de içeride bilgisayar oynuyorum. 10 dakikadır abim kapıda böyle. Ne oluyor diye gittim. Yok istemiyoruz diye adamı göndermeye çalışırken abim gitti, para getirdi. Evet, kurtulamıyorsun diye ve kırmamak amaçlı alınan şeyler de oluyor. Adamı içeri de davet etti, su verdi falan. Böyle garip bir şekilde yani, buralara girmemesi gereken bir adam. Bohçacı gibi değil. Eskiden miyiz bu? Yok yok, şey yani, 5-10 senesi var. Aa, yeniymiş. Eskiden çünkü içeride oturuyorlardı. Kaç para verdi acaba borunuza? 50 lira falan 50'dir verdi. Oo, 50. Çok dandik ama. Kullandı. Hadi be. Hiç su çekmiyor. Sonra ne yaptı abi? Sonra şey, ya almasaydım değil mi ya falan diye kötü hissetti kendini. Çıktı yürümeye. Canı sıkıldı. Artık gezmeye çıkmış sonra. Bornozuyla çıkmış. İkiniz bornoz gibi sokaklarda gezseniz. Muhtemelen hala var kullanımda o bornozlar. Öyle mi? Çünkü annem atmaz hiçbir şeyi. Ama senin annen de böyle. Bornoz öyle bir şeydir ama. Yani benim mesela Lord gibi bornozum var. Bursa çok böyle tekstil memleketi ya. Ben de Bursa'dan aldım bir bornoz. Oradan alınır yani. Şey, bir marka var. Evet. Oradan evet alırsın. Onun yol fabrika üstünden satışı. Yaşa. İşte o da bir şehirden başka bir şehire geçerken yolda böyle. Çok güzel bir yere gerçekten. Çok güzel, çok güzel. Yani işin en
erbabı orası yani. Ben oradan aldım renkli renkli, sonra onlar güzel olmadı, değiştirdim. En son beyaz aldım dümdüz. Ama çok da sürekli ondan bir şey de değil bornoz. Yani kullanırsın. Böyle kolu kısılana kadar kullanırsın. Bir defa ya. Gerçekten bir defa. Yani içine sinen bir bornozla ömür geçirirsin. Bayağı düşünerek alman lazım o yüzden bornozu. Evet evet öyle. Hani... Ya hayatına kaç kere bornoz alacaksın? Hani böyle ilk giydiğini hemen almayacaksın yani bornozda. Bornoz üzerine bu kadar düşünme yedik. Allah'ın bornozu. Olur mu oğlum? Bir salıncağın. En savunmasız, en çaresiz olduğun anda ihtiyacın tabii olan bir şey bornoz yani. 20 yaşında alıyorsan ya 30'unu 40'ında düşünmen lazım. O zamanlar üstünde nasıl? Hep yanında bornoz. Ben en kötü günümde. Mesela şöyle bir şey oldu. Ben İstanbul'a geldikten sonra 45 kilo aldım ya. İlk geldiğimde. Bornozum da o dönemden. Şimdi bornoz baya şey bir kısmımı kurutamıyor. Rus revisi gibi geziyorum yani, dap dar. Bornozu giydiğim zaman böyle popomu falan hissediyorum. Sana bir bornoz alalım. Ya alalım alalım, böyle yani belim falan iyice sarıyor yani belimi. Kuşağını falan önden yetiyor mu? Kapatıyorum ama böyle yani çıkıyor yani bir yerlerde yağlar bağlar. Çok keyif ehli duruyorsun ama bornoz giyince. Yani. Tabii. Aslında tabii bir amacı var kurmak için ama. Şey çıkarmıyorsun da uzun müddet. Yani bir süre havlu gibi değil. Değil. Yok, havlu yok. Mesela bir yana kurulanayım gideyim. Bornoz öyle değil. Bornoz... Çünkü havlunun aniden düşme riski falan da oluyor ya. Bir rahatsız bir şey. Öbürü kıyafet. Yani bornozu hayat devam ediyor. Ya bir 20 dakikada. Televizyon izliyorsun. PlayStation oynuyorsun. 20 az dedin hakikaten yani. En az bir saati var. Evet. Biz kahvaltını et. Edersin. Bornozunu edersin gayet, ne olacak? Ya aslında onun limiti var. Kışın ayakların soğuyana kadar bornozla duruyorsun. Öyle oluyor öyle. Yazında sıcak basana kadar bornozla duruyorsun. Ondan sonra çıkıyor bornoz. Bir şey zorluyor seni, ondan sonra çıkarıyorsun. Aynen. Peki misafiri bornozla ağırlamak ayıp mı? Bizi bastınız, ila ailece gidiyorsunuz. Size oturmaya geleceğiz diye. Bütün aile bornozlu. Evin çocuğu, hanımı, bey. 4 tane bornozlu karşılıyor sizi. Haberli yani bunlar değil mi? Haberler. Geleceğinizi de biliyorlar. Haberler. Biz diyorlar bizim şey tarzımız. Şofben açık diyorlar. Sizi de davet ederiz. Bizim tarzımız, tavrımız bu. Havlunuz, terlikleriniz. Böyle parti önüne olur mu? Herkesin bornozlu olduğu bir olur parti. Olurmuş, konsept. Olur değil mi, konsept, konsept partisi. Yani valla cadılar şeyinden daha iyi, cadılar gününden. Onun yerine şeye gitsek ya, hamama. Ne zorladık. Hayır, ya. Doğru bak, onu hamam yapıyorlar. Yok evde evde ya. Evde herkes mesela bütün diyeceksin ki bornozsuz girilmez. Böyle 50 tane bornozlu, ellerinde böyle kokteyller. Alkolsüz içkiler, takılacaklar böyle evin içinde. Aslında onun normali röptüşambur. Pijama üzeri giydiğim bir şey. Ha, ama yok o öyle yok, olmaz. Yok bornoz. Bornoz bornoz. Biz bornoz biraz istiyoruz. Sıcak olmasın. Bir de şey diyorsun, tercihen saçınızda ıslak olsun diyorsun. Yani böyle hijyen olsun evin içi. Sen saça... Fıslar ikramımızdır. Yani saça şey yapıyor musun? Şu kadınların yaptığı dolama Vigo, bir şey var. Öyle bir şey. Yapıyorum. Hmm, yok yok, havlu. Ha havlu. Sen bigudu mi demeye çalışıyorsun? Evet. Bigudu. O video. Ben bile biliyorum ya. Bigudilerle az oynamadım evde. Yayında bir kadın var. Bigudu'yu biz ikimiz söylüyoruz. Yani... Kıvırcık saçım, o yüzden hiç uğraşmadım. Hiç evet, hiç ihtiyacı olmamış. Gerçekten bigudu'yla işin olmadı, o kadar belli ki. Benim mesela saçlarım yıkandığı zaman böyle dümdüz, tamam mı? Böyle görüp saçımı örmek isteyen tanımadığım insanlar oldu hayatta. Oturuyorum bir yerde falan. Böyle kuaförüm ben diye adam geliyor. Saçımı örüyor. Bir anda. 3-4 kere oldu. Bir tane tanımadığım bir kız geldi, ördü. Hep böyle şey. Nerede bu? Nerede oluyor? Barda oturuyorum. Beşiktaş'ta oturuyorum. Geliyor örüyor saçımı. Ben o sırada çayımı içmeye devam ediyorum. Sohbetime devam ediyorum. Böyle Rönesans yani. Zamanda kırılma. Geliyor saçımı böyle şey yapıyor. Rasta yapıyor filan. Ondan sonra balık sırtı. Böyle şeyler. Yani benim de oldu uzun saç ama hiç yaşamadım böyle işi. Ya biz biraz ilgi çekiyoruz koçum. Ondan da olabilir. Hanımlar beyler, bu bende niye var dediğiniz ne var? Bu akşamın sorusu. Birazdan enteresan haberlerle, Nuri Çetin'in bulduğu haberlerle de devam edeceğiz. Cevaplarınız da baya baya kıyma yapma makinesi. Ay çok ben çok isterim ya. Niye canım? Şimdi bak uyandım ben. Kasaplar da var. Aklım çıkardı ya. Korkutucu bir şey o ya. Vur, ete vuruyor iki kere mesela. Tamam mı? Tık tık tık. Ondan sonra kıyma makinesine koyuyor. Zzzz, kıyma çıkıyor orada. Yağlı oluyor. Yağlarını ayırıyor. Bir daha çekiyor sonra. Hı-hı. İki kere çek derler ya. Yalnız kuzu çekilmemiş olsun. Yani şu an çok hoşuma gitti. Ben isterim. Satsana bana hocam ya. Kimmiş? Adı neymiş? Valla ben alırım ha. Atalay İpek. Şimdi senle DM'leşelim. Ben senden bu kıyma yapma makinesini almak istiyorum. Alma oğlum. Bir de sana güven olmaz hiç. Neden? O tehlikeli alet o. Nasıl tehlikeli? Parmağını nasıl tehlikeli ve parmak kaptırılacakmış gibi yok geliyor. Yok ya. Eğittik mi acaba?
Elektrik. Neyle olacak? Neyle olacak başka? Çevirmeli. Kol gücü. Evet, çok çok eskiden öyle şey var. Belki manueldir yani. Yok ya, artık elektrikli ben hiç görmüyorum. Yani kasaplarda şey. Dünyanın en tehlikeli araç gereci şeydi. Çok ucuz su ısıtma makinesi var, bilir misin? Alt tarafı açık kettle. Kahverengi. Üstü kettle ama çok ucuzu. Bu kahve yapma makinesi diye satılır. Satılırdı ama genelde biz böyle ne zaman su ısıtsak onu kullanırdık. Kaynatılacak her şeyin içinde. Ve koyayım. Şeydi, hiçbir şey düşünülmemiş yani fiziki anlamda. Yani bütün bütün tehlikeleri yanında taşıyan bir aletti. Takıyorsun, ondan sonra içinde vaveylalar. Suyun içine direkt elektrik veren bir alet. Direkt yani arada hiçbir şey yok yani. Doğru. Elektrikli çubuğun direkt sokuyor. Öyle öyle. Yalıtkanlık, engel bilme hiçbir şey yok yani. Ya direnç gösteren hiçbir şey yok. Su elektrik bitti be. Su elektrik hala aynısı diye salmışlar piyasaya. 5 liraya çünkü yani. 5'e satıyorlardı, hatırlıyorum. Çok yakın zamana kadar. Bir şey var mıydı? Pazarlarda. Elektrikli battaniye var mıydı sende? Ya ondan çok korkuyorum. Hiç kullanmadım çata, ama. Çata çata diye ara ara ses çıkıyor. Ben de vardı. Onu mesela, elektrikli battaniyenin sistemi, önce şey yaparsın, ısıtırsın battaniyeyi. Sen yatmazsın. Başkasını getirirsin. Sonra çekersin fişini, öyle yatarsın. Ha, yani evet, fişe takılı yatılmaz. Için, değil mi? Ya, nasıl kullanacağına bağlı tabii. Ama sen hiç altındayken fişe takarsan riskli derlerdi. Evet. Evet yani çok kötü bir şey sistemi var. Tabii tabii, kötü bir sistem. Ben onu hep öğrenci evlerinde gördüm. Öğrenci arkadaşlarımın evinde hep şey vardı. Elektrik, soğuk olduğu için öğrenci evleri. Benim çocukluğumda çok lükstü o. 90'lı yıllarda işte. Amcam almıştı. Bir tek kendi yatıyordu. Hiçbirimiz de yatırmıyordu. Bir de bizde kalıyordu herif. Yani hem bizde kalıyor, evin yok. Elektrikli battaniyem nerede lan diye geliyor. Git üstüne su dök. Elektrikli battaniyem var. Anneme diyor ki çocukları yatırma. Çocuğum ben ya. Ben de yatacaktım yani. Ne kadar ayıp bak şimdi. Ama bir hak kazanırsan sonra elinden alınamayabilir. Ağlarsın bağlarsın. O yüzden. Gerçi evet. Hep amcamla. Korkutmak lazım ya. Bu sana gelmez gibi. Korktu herhalde amcam. Hep onunla yatmak isterim diye. Herkese yeğeniyle yatan bir adam. Bir de başkasının evi. Kahur belaya bak. Oho. Hadi gelelim birazdan. 18.44 Rabarba devam ediyor JoyTürk'te. Bu bende niye var dediğin ne var? Bu akşamın sorusu. Cevaplarınızı yığınız arkadaşlar. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, 18.50 itibariyle Nuri Çetin, Zeynep Atakül, Mesut Süre kadrosuyla Cuma akşamında yayındayız. Bu bende niye var dediğin neyin var diye soruyoruz. Biraz tekerleme gibi soru ama jonglör seti diye cevap gelmiş dinleyicimizden. Bir an eve senip almış. Ben de bir jonglör setinin içinde ne olur diye baktım şimdi internetten. 3 tane jonglör çemberi, 2 çubuklu bir denge tabağı, metal akslı bir diabolo, bilmiyorum ne olduğunu, olurmuş. Bu kadar mı? Benim aklıma labut gibi şeyler gelmişti, çevrilecek ya da ne bileyim. 2 tane ipler. De ahşap çubuklu yürüme bandı içermektedir. 40 lira. Jonglör seti 40 liraymış. 39.95'e bir yerden alıyorsun işte. Ben onun şeyini de görmüştüm. Hani her şeyin artık YouTube'da nasıl yapılacağına dair video var ya. Tamam. Antrenmanı. Aa. Poşetle yapıyorlar ilk. Aa. Hafif hafif nasıl? İniyor ya. Nasıl? Boş poşet. Ne yapıyorlar poşetle? Çeviriyor işte 3 tane poşeti aynı anda. Ha. Birini atıyor yukarı, öbürünü atıyor yukarı. Aa. Yavaş yavaş geldikçe atıyor, böyle bir balonla alışkanlık falan kazan. Da olur. Tabii balonla da olur. Bilmiyorum, bu poşetle yapıyordu, boş poşetle. Böyle şeyle olur. Çok ağır olmayan 3 tane çocuk. Yeni doğmuş bir haftalık. Bir haftalık 10 günlük. Yeni doğmuş ünitesine gidin. Yarım saate. Küveze bir bakın. Yarım saat izin isteyin doktorlarda. Deyin ki bana bir yarım saat ver. Bir de küçük kendini çabuk toparlar anne sütüyle. Bir şey olmaz. Tabii yani. Canım. Allah Allah, çocuğa ne olur. Portakal da olur bu iş ya. Sete gerek yok. Portakal ağır portakal olur ya. Portakalla zaten yapabiliyorsan yapıyorsun herhalde. Portakalla şey olur. Umudun kırılır. Evet. O yüzden poşet yani. Zaten şu 40 lirayı vermek istemeyenler portakallı yapıyorlar. Merhabalar. Jonglör sütümü yarım kilo portakal mı istersiniz? Pazardan alıyor işte. Jonglörlük yapacağım diye yapış yapış oldum. Yani yer çekiminin işlediği bir şeyle yapamazsın. Aynı şey çünkü. Ha labut çevir, evet. Ha portakal çevir. Üç tane mesela bir şey de yok onda. Hani şöyle söyleyeyim sana. Bana şöyle geliyor hep. Jonglörlükte mi bir şey yok diyorsun? Aynen, bu üç tane lavutu çevirmekte bir şey yok. Aslında dikkat, konsantrasyon falan diyorlar ama hikaye. Bir tane oyun var. Rubik küpü. Bildin mi? Evet. Onda da böyle. İki,
İki tane kendine doğru çevir, bir tane sağa çevir. İki tane kendine, bir tane sağa. Bir buçuk saat içinde oluyor kendiliğinden. Bir buçuk saat. Bunun şeyi var, rekoru var artık, 2 saniye mi 4 saniye mi falan gibi. Benimki de 90 dakika. Maç izlerken ezberden yap. O çünkü ihtimaller olduğu için hani 1/16800 ya. Aşağı herhalde 16800 kere yapıyorum. Bir buçuk saat içerisinde ve bir yerde kavun içleri bir rengi denk getiriyorsun yani. Ondan sonra bunda da lavut çevirirken diyelim, bence el olarak hep aynı hareketi yapacaksın. Hiç bakmadan ama lavutlara. Hep aynı hareket. Sanmıyorum. Hep aynı hareket. Hep. Böyle sağdan alıp sola, sağdan alıp sola, sağdan alıp sola. O süt sağma. Bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Ondan sonra bir kere şu konuda da şu anda aydın ben. Hı. Poşetle yaptım diyelim. Poşet çok yavaş iniyor ya aşağı. Evet. Nasıl alışacağız biz ötekine? Ya orada zaten el hareketini ezberliyorsun poşetler. Ha. Anladığım kadarıyla. Çünkü şey dersin yani, poşetten direkt portalga geçsen. Çok hızlı dersin. İlk önce bu, mandalinanı alırım diye. Bu hemen düşüyor. Poşet dolusu mandalinaya geçiyorsun. Bu hemen düşüyor dersin yani. Canın sıkılır yani. Valla. Pazar poşetleriyle yapıyoruz. Sizi böyle güzel poşet mutlu ediyor mu? Tabii ki de. Beni çok ediyor ya. Kırışıksız poşet mi? Hayır hayır. Böyle bir şeyin poşeti. Havalı bir markanın tabii diyelim poşeti. Boşta o ara. Sen de böyle çorabını morabını taşıyacaksın içinde yani. Böyle dandik bir şey taşıyacaksın ama o kadar seçilir. Müthiş poşete koyuyorsun onu. Ya böyle lord gibi geziyorsun. İçinde iki tane çorap var. Bir tane baksın var ama o poşet nasıl mutlu ediyor? Bazen zeytinyağlı dolma da oluyor içinde. Tabii. O evde süper seçilir eğer varsa yani. Tabii. Bir sürü markadan bazen bir poşetler. Karton poşet. Bazen evet, zeytinyağlı dolmayla birlikte baksın. Annen onları da yıkamış. Yavrum aynı poşete koydum ama başka poşet yoktu. Kırılma gücen mi? Aynen böyle taşı. Kaybetme bunu diye. Güzel poşetin hissiyatı geldi bana şu an. Evet. Vallahi. Ben de geçen manavda böyle şey, normalde şeffaf poşetler olur ya, bu sefer karton poşet koymuşlar ya, karton kese kağıdı. Hı-hı. Sırf kese kağıdı için üzüm aldım. Yani üzümün tadı da kötüydü ama aldım. Üzüm ataydın direkt ya. Güzelmiş ha valla. Kese kağıdı sattırmış yani. Tabii. Vay arasını. Hanımlar beyler, sizden gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Evinizde ne var? Neşter var diyor. Nereden geldi, ne zaman geldi hiç bilmiyorum. Ana, hiç gördünüz mü neşter? Elinize aldınız mı? Yok ama böyle mahallede neşter bir kişi bir yerden eline geçirirdi ya. Nasıl ya? Neşter. Evet, bir şekilde işte hastanede bir babası de arkadaşı. Edirne'nin suç oranı çok yüksek mahallelerinde büyüdü. İşte hasta doğru bakıcı falan gibi babası mesela. Aha. Gitmiş iş yerine, hastaneye. Almış ve hepimiz heyecan içindeyiz. Neşter. Bir yerlere hep sürüyoruz işte. Babası yaprak kesiyoruz. Babası akşamları neşter tamponla falan geliyor. Bir şey kesersin ama onunla tabii. Tabii canım. Hemen işte bir kivi olsun mesela, bölersin onu 2000'e. Vallahi billahi. Tabii neşter çünkü. Yani hem bir korku var hem bir heyecan var. Bir sürü şeyi de uyguluyorduk o neşter benim işte. Benim evime neşter girse hemen gider beyaz önlük alırım bir tane. Sonra? Giyerim önlüğümü. Yani madem doktor olamadık. Doktorculuk. En azından. Neşterle bir tavuk doğrarsın Julian yani. Derisini mutfağa yüzersin. Sokarsın. Tabii. Böyle işlere sokarsın işte. Neşter yani, olsa mutfak zaten gibi şey halinde tavuk. Değil mi? Canlı mı? Değil. Yok değil ya. Tamam. Mutunu göğsünü falan. Ha, yani. Tamam, öyle olur. Mutfağınıza canlı tavuk sokan insanlar mısınız? Ben bilmiyorum böyle bir şey. Özgürce dolaşıyorlar bizim mutfağımızda. Biz zaten iki ev arkadaşız. 3'te tavuk var. 1100 lira kiramız var. 400'ün tavukları diye bizde de. Onlar da yumurtayla ödüyorlar. Hep diyoruz yani aktif olun diye. O kadar evde kalıyoruz. Vallahi kovarız diyoruz. 18.57. Birazdan gelelim arkadaşlar. Acaba bu bende niye var dediğiniz ne var? Bu akşamın sorusu. Instagram'a Mesut Süre hesabına cevaplarınızı yığınız. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. İkinci saatteyiz, 19.04'te. Şimdi sıkı Rabarbacılar, JoyTürk'te bizimle yeni tanışanlar, herkes bu saatin dinleyicisinin şeyi çıkaracağız. Jeopolitik konumunu öğrenmek istiyoruz. Acaba an itibariyle sesimi Türkiye'nin ya da yurt dışının hangi şehrinden, hangi semtinden duyuyorsun? Daha önce bir 1950 dinleyicisine yapmıştık. Şunu fark ettik. Çok fazla İstanbul çıkmıştı. %70-80. Çünkü diğer şehirlerde
trafik bitiyor. 6'da işten yani çıkan 6 çeyrekte evine. Evet evet, 19.50 19.45'e kadar kalmıyor İzmirli Sankaralısı. Şimdi 7'de trafik var mı bakalım başka şehirlerde? O yüzden ne kadar dinleyici varsa sesimi duyan şu anda Instagram Mesut Süre hesabına yazsın hangi şehirden ve hangi semtten bizi dinliyor şu an itibariyle. İstanbul Avcılar, Zeytinburnu, İzmir. Şu an 3 tane gelmiş cevap. Bugünün sorusu, bu bende niye var dediğin ne var? Alkış yapınca yanan mum görünümlü lamba. O ne? Güzelmiş ya. Bildiniz mi onu? Bir dönem çıktı, o tutmadı. Mesela giriyorsun, alkışlıyorsun, açılıyor. Bu çok futuristik bir şey olsun mu? Her yerde pilli olsun. Pilli mi bu? Bu şey. Pilli tabii. Alkışlı. Hani ruhu var. Sesi duyarlı. İnsan bu. Ölmüş dedesi herkesin. Bütün sülalelerde dediler sonuçta aramızda değil. Ölmüş dedenin lamba şeklinde evinde muhafaza ediyorsun. Alkışlayınca deden yanıyor. Böyle bir cevap bekliyorsun. Ne bileyim. Hiç görmedim ki. hoşunuza gitti mi? Benim gitti bu şey. Benim de gitti. Hediye aldım doğum günü hediyesi. Ne bu dedin? Bir alkışla bakayım ben dedim. Minik bir alkış. Ama çok alkışlarsam yansın yansın yapar. Sen şimdi şeysin ya, olumsuz bir insansın ya hayata karşı. Sen protesto alkışı yaparsın. O çok o düşük, düşük yanar o yani. Ve gider gelir. Temassızlık zannedersin, halbuki o senin negatif enerjini almış olur. Onu da anlaması lazım. Protesto alkışına yanmamalı. Şu an bir şey eleştiriyor galiba sahibim. Yanmamam gerek. Ama benim bayağı hoşuma gitti. Fikir olarak. Ufak bir, ama ben bütün ev böyle olsun istiyorum. Bütün ev? Yani işte bir alkışa bir yer yansın. Bir parmak şıklatayım. Su açılsın. Ocak yansın. Öyle öyle. Böyle ses çıkarıp hu hu banyo yansın. Böyle yani her yeri değişik. Hanım şofbeni aç. Hanım bornozluyum. Hu hu. Yandı sağ ol. Hanım azıcık kökle. Hu hu. Olur valla. Tavırlı mimikli. Kombiyi biraz kız falan gibi böyle bir sürü komut. Bayağı hoşumuza gitti. İnşallah biri bize hediye eder. Alkışlı lamba. Ben isterim böyle yani. Zaten akıllı ev sistemleri gibi şeyler var ya. Ha. Yavaş yavaş başlıyor işte. Alkış geldi. Öyle mi? Ya alkış galiba alkıştan çalışmıyor ha. Akıllı ev sistemi ne demek? Alarm mı? Ya benim bir tek bildiğim görüntülü şey, megafon böyle. Ha, dışarıyı görüyor. Yani. Benim de öyle. Akıllı bir de alarm çalıyor. Hemen şeye gidiyor işte, alarm şirketine telefon. Bu akıllı ev sistemi dediğin. Apartman görevlisi olduğunda akıllı ev sistemi olmuyor mu yani? Hani cep telefonundan böyle şey, klima aç. Efendim, kombi yapısı. Perdeleri kapat. Ha, güneş gibi geldi. Ya benim şöyle arkadaşım var mesela, evli. Ondan sonra oturuyoruz akşam, muhabbet ediyoruz. Açtı telefonunu. Ha dedi, kocam dedi, çocuğu da almış dedi. Salonda uyuyorlar. Baya böyle evin bütün. Ona mı bakıyor? Evet. Telefonundan evin bütün şeylerinde, kamera var odalarında. Ondan sonra dedi ki mesela başka bir akşamda, bakıcı dedi işte mutfakta kocam PlayStation oynuyor, çocuk odasında uyuyor falan, gösteriyor böyle hepsinin ayrı odada ne yaptığını falan. Evet. Sürekli bir kontrol halde, hep bir bakıyor bir 10 dakikada bir. O bakıcısı olanlar koyuyor hep. Tabii anneleri. Ama kocayı niye sürekli ya bu koca da oynuyor. Bakıcı bir saniye. Valla çocuk ortalarda yok. Kocamla bakıcı var, kocam var. Banyoya girdiler 40 dakikadır yoklar. Yani bunun için değildir canım öyle bir şey. İhtimal herhalde değil yani, öyle bir şüphem varsa zaten. Ama insan evde bakıcı saçma sapan oynar dans eder de yani, o da bir şeydir, ne denir? Mahrem tamam. Bir zamandır bunu da kimse görmesin. Evet evet, kişisel bir özgürlük alanı aslında. Niye ya, karının kocanın görmeyeceği şekilde mi? Hiç kimsenin görmemesi gerektiği şekilde saçma sapan oynuyorsun mesela evde. Ya biz bir de değişik insanlarız yani, çorapla bir maç yaparız. Tabii. Ne bileyim. Kameraya tişört as. Evet. Şüpheli işte o da. Bana şu çok oluyor yani, çok sıkıntıdan şey, salondaki halıyı içine giriyorum, dürüyorum kendimi. Şimdi bunu hanımı sıkılıyorum çünkü hanımı bunu görsün istemem yani. Boşanma sebebi hakim yani, bey. Kocam ben yokken. Kocam dürüm şeklinde. Siz bu adama saygı duymaya devam edersiniz. Rica etsem. Sürekli tekrarlıyorlar, bir de böyle gif yapmışlar. Sen böyle sarılıyorsun açılıyorsun, sarılıyorsun açılıyorsun. Ne kadar kötü ya. Canım sıkıldı. Ben de geçen gün evde çok yorgun geldim eve de, hanım var mı yok mu hiç bilmeden küfürlü şarkı söylemeye başladım. Küfürlü şarkı. Evet ya, kendi kendine söyler insan çünkü bunu. Tabii tabii, müthiş bir şeydir o. Eyvah dedim ondan sonra ne oluyor? Valla. Ya işte şey, o tek başına yaşamaya alışmış insan refleksi o. Ya yorgunluktan galiba ne yaptım anlamadım. Çok kısa bir müddet 7-24 birlikte yaşamanız ne kadar oldu, kaç ay? Bir yıl falan. Bir yıl. O gün alışman lazım bu bir yılda.
Sanki geçen evet, bu boş gelmiş. Bulunmak bu ya. Bu başka bir şey, alışmamak ya da yani. Görmemek. Boşluğuma geldi küfürlü şarkı. Ben bir kere şarkı küfürlü söylenir çünkü normal şarkı. Küfürlü şarkıyı ben gerçekten komik zannediyordum 10 sene önce. Çelik'in bir şarkısı. Halen komik. Çelik Erişçi var ya, evet. Onun bir şarkısını çok böyle küfürlü hale getirip sahnede stand-up hikayesi olarak anlattım. Oh. Buz kesti ortalık. Valla Meyhane şarkısı var ya, Meyhane şarkısının her yerine küfür koydum. Niye söylüyorsun oğlum bunu sahnede? Sahnede İnsan kendi kendine yapar bunu. Tamam işte komik sahne. O zaman çok boş komik geldi bana. Çok komik olduğunu düşün. O zaman bir de işte ne komik ne değil bilmiyor ya. Çıkın deniyor. Arkadaş bir buz kesti ortalık. Bir de çıkamadım da şarkıdan. Yani böyle nakaratı daha var. Hiç gülünmüyor. Önümde uzun bir nakarat. Dur daha nakarat var. Orada gülerler diye bekliyorsun değil mi? Yani o yüzden bu... Küfürler yeterince sert değildi. Bayağı da sertti. Ya da çok sertti. Bir de böyle hani ırkçı, faşist, seksist. Tabii öyle. Tabii olacak. Tabii yani ayıp ayıp üstüne. Dil, din, ırk ayıra ayıra şarkı söyledim sahnede. Anladın mı? Her türlü yedi günahın hepsini işledim aynı anda. Ve buz kesti ortalık. Yani bayağı dakikalar sürdü bir de. O yüzden Çelik'i her gördüğümde hüzünlenirim. Yani kendi haberi yok ama yani kendi hatamda. Sonra öyle böyle öğrendik. Yani yarın sahneye ya da bu gece Kadıköy'e gelecek olanlar yok bu. Küfürlü, Çelik şarkı. Küfürlü şarkı duymayacaklar. Rahat olun yani. Saçmalamayın. bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Bahçe makası. Nereden aldığımı hatırlamadım. Bahçe makası var bende demiş. Bahçe makası hiç gördünüz mü? Görüyorum yapı markette falan. Ha öyle mi? Yapı market seni de mutlu eden bir yer mi? Tabii kırtasiye gibi bir yer işte. Büyük kırtasiye. Evet. Ben gidiyorum oralara, geziyorum, tohum alıyorum. Ama hiç ekmiyorum. Ya da ekiyorum, direkt çürüyor. Ha, ben denedim. Küçük küçük şeyler. Ben de roka denedim. Ha, yandı mi? Gitti. Direkt su vermedim. Ya, bizim gibi işte amatör bahçıvanlar için yapılmış şeyler bunlar. Sanki su... Yani olabilir biraz sebebi. Olabilir. Su vermedi diyor. Yani sanki... Su, güneş bu yani. Başka bir şey yok. Binlerce yıldır sanki... Güneş vardı da. Ya yani bu döngü devam ediyor da sen unutmuş olabilirsin. Çünkü yıllardır suya bir ihtiyaç var. Bir de şeyi yanlış yapmışım galiba. Böyle ilk toprak koyuyorsun. Üstüne tohum. Üstüne bir daha toprak. Üstüne koyduğum toprağı fazla koymuş olacağım ki böyle... Tohumlar aşağıdan yükselirken toprak yükseldi. Geçemediler toprağı. Böyle iki toprak arası öldüler. Lütfen kara zindan bu ya. Yazıklar olsun sana. Büyümeden toprak atmış oldum. Sen onları toprağa üstüne vermişsin. Ekmemişsin. Sen defnetmişsin yani tohumları. Gerçekten. Ya kürekli toprak atmışsın üstlerine şu an. Bir de turşuymuş gibi üstüne bastırdım topraklarına. Aferin. Allah Allah. Çıkmadı, bıraktım sonra. Zeynep Atakül'le neden her şeyi ithal ediyoruz devam ediyoruz. Türk tarafını sen bitirmişsin. Gerçekten bitirmiş yani. Ya bir de böyle plaza hayatlarında hep şey var. Herkes artık böyle balkonlarında işte şey yapıyor. Domatesimi kendim yapıyorum, biberimi. Ben de ondan heves etmiştim. Evet, çok güzel bir şey. Ben de aynen. Olmadı. Aynı şekilde olmadı. Domatesi defnederseniz olmaz tabii yani. Biz onu domatesleri yiyeceğiz diye yani umut ediyoruz. Kuzeye bakınca olmuyormuş galiba. Öyle mi? Kötü güneş alan bir yere koyuyor. Ha, kötü yani. Güneş ha, anladım. Benim de karanlık odada denedim, olmadı. Karanlık odada. Bin yılın doğruları bilinir şeylerine karşı çıkmaya çalışıyoruz. Karanlık odada aslında ampul vurdum yüzüne ama o ışık o ışık. Zincire vurup çiğ etle besledim, gene çıkmadı doğum. Doğru at gibi bir hafta besledim ama yok. Karanlık odada dövdüm, gene çıkmadı. Bir saksıya küfrettim, karanlıkta bıraktım öbürüne. Yok, canım cicim. Öyle mi? Öyle testler var. Tabii ya. Tabii deneyler var böyle. Peki... Tohumda peki fark eder mi? Nasıl? Tohuma güzel şeyler söylersin. Ha, bir tohuma çok güzel şeyler söylüyorsun. Deney yapıldı böyle, sanki fark ediyormuş gibi şeyler. Ama biraz büyüdükten sonra yapmak belki. İnanıyor musunuz buna? İnanmadım yani bir ben. Bitkiye güzel şeyler söyleyince onu anlayıp açar mı yani? Ben inanıyorum. Yani o sevgiyi hisseder mi? Annem o enerjiyi? Annem öyle besliyor çünkü. Öyle hepsi de açıyor. Sen hani... herhalde defnettikten sonra 40 Yasin okudun. İyi şey olarak. Valla benim tohumun burnu düştü arkadaşlar birinci hafta. Ama çok konuşamadım onunla ben. O yüzden de olabilir. Canım, cicim, çünkü patlım. Kafasını çıkarmamış yani toprağın altında. Evet, daha çok küçüktü, anlamadı beni. Neyine konuşacaksın yani? Yığmış, biraz büyümüş olsaydı ya. Toprağı yığmış üstüne. Allah Allah. Böyle işe yaramayacak yapı market araç gereçleri almışsınız var mı hiç evinize? Mesela matkap çok güzel bir alet. Matkap bir şey güç, yani insanı güçlü hissettiriyor. Vallahi billahi böyle duvar evin erkeği benim dedikten bir şey. Evin erkeği matkap. Gerçekten. Evin erkeği matkap, sonra benim hanım, sonra ben. Ya duvar delmek bayağı bir erk bir şey yani.
Yani evde matkap, tornavida falan aynı anda alet kullanabilecek bir makine olsa erkeğe gerek olmaz bence, evde gerek yok. Muadilli olur. Nasıl yani? Ya şey, bunu kendisi kullanabilecek. Her alet. Akşam 8.30'da eve matkap geliyor, açım diye. Hanım var mı çorba? Öyle değil de herhalde yani. Mercimeği karıştırıyor. Başka özelliklerimiz var oğlum yani. Matkap hemen de ele geçirmiş. Bence çok temel birkaç özellikten. Yani sen robotlar dünyayı ele geçirmeye yanlış anlamışsın yani. Erkeklerin yerine geçecek diye bir şey yok. Valla gayet yeterli. bahçe makasının büyüklüğü ne kadar? Epey büyük bir makas. Yani şeyler. Böyle bir metre falan var. Yok bir metre. Yok bir metre yok. Doğru, abarttım acaba. 30-35. Sen de az dedin azıcık. 35 santim şu kadar var ama. 20'lik gönye şu kadar bir şey küçücük. 35 santim. Makası biraz büyük. 40 diyelim. Hadi. Diyelim hadi ama bana bir 50 var gibi geliyor. 50 santim. Yani. Ama onlar da boy boydur herhalde. İstersen var tabii. Ha, büyük de var. Yani bir gülün şeylerini kesersin. İşte bir çimleri şey yaparsın. Çim o değil, çim mesela, makinesiydi. Normal apartman dairesinde kalıyorum. Yine böyle senin gibi bitki besliyorum. Eve de bahçıvan çağırmışım. Özel bahçıvan. Senin niyetin başka. Ne? Hayır. Ne alakası var oğlum? Yani, bahçıvanla sosyalleşmek istiyorsun. Ben çok özeniyorum böyle hani bir bahçıvanım olsun filan ama bahçem yok evimde. Balkondaki çiçekler için. Ha, saksılara bakışlara baksın ama yine tulumuyla gelsin. İkisi, şapkası, hasır şapkası. Ha, o bahçe bakışını elinde göreyim onu. Bahçıvan olmak isterdim, güzel meslek. Güzel. Ben gerçekten güzel. Bir de uzun yaşar bahçıvanlar. Öyle mi? Tabii. Doğayla iç içe. Haliyle. Çok uzun yaşar. Bir de yapıyorsun olmuyor olsa ya, bahçıvansın ve beceremiyorsun. Zeynep gibi. Ektiğin çıkmıyor. Şey olursun şimdi, hiç malikane sahibi olmadık ama şöyle bir bakarsın bahçeye. Hani bahçıvan işini beceriyor mu diye bir kontrol edersin. Her evden çıktığında, eve girdiğinde. Bir de senden sanatsal bir çalı malı bekleniyorsa işin biraz daha zor. Hani kili şeklinde çalı. Ha, çimleri öyle bitiyor. De öyle şeyler. Tabii. Onlar peyzaj mimarları mı yapıyor acaba? Bilmiyorum, sanatçılar yapıyordur. Onlar ayrı bir meslektir o. Bahçıvan yapamaz onu yani. Vallahi bahçıvana gidip peyzaj mimarını alıp da yani toprağa sokmuyorsun herhalde, o sadece şeydir. Ya da bahçıvanın başına peyzaj mimarı bir tane. Peyzaj mimarı bir... masa başı çalışıyor. İki karış toprağım var. Durduk yere, 5 kişi çalıştırıyor. Durduk yere iki ayrı SSK ödüyorum yani. Hayallerimde bile borçlu çıktım bir anda ya. İki ayrı maaş, iki ayrı SSK. Bari peyzaj mimarınkini Bağkur ödeyeyim de. Azıcık daha ucuz olsun. Vallahi canım sıkıldı. Maaşının yarısını elden ver. Hanımlar beyler, bu bende niye var dediğim ne var? Bu akşamın sorusu, cevaplarınız da gelmeye devam ediyor Instagram üzerinden. Bakalım. Islık çalınca bip bip diye öten anahtarlığım var demiş. Ha, kaybet... Ana! Anahtar. Anahtar hep kaybederiz ya. Islığa duyarlı. Nasıl bir şeymiş o ya? Anahtarlık. Köpek gelir ona abi. Yapıyorsun. Bip bip ötüyor. Nerede olduğunu anlıyorsun. Çok güzel değil mi lan? Herhangi bir ıslığa ötecektir herhalde değil mi kendisi? Onu tanımlıyorsundur. Yok ya, tanımlamışsındır. Tabii. Islık, yani senin bak, benim ıslığım ne kadar farklı olabilir? Sana şunu söyleyeyim. Sen anlamazsın ama. Parmak izi. Bak, parmak izi ve ıslık. Bu ikisi her insanda farklı. 7 milyar farklı ıslık. Yakında artık insanların ıslığını da alacaklar. Birçok katili öyle yakalıyorlar yani. Benim seri katilsin. Zaten bir önden güzel kız geçirtiyorsun. Böyle bir etekli bir kız geçiyor. Yaptığın ya, herhalde diyorlar bu. Böyle peluş maymunlar vardı. Önden biri geçince ıslık çalıyordu. Siz evet. Hatırlıyor musunuz? Aksaray onu? Alt geçit maymunu. Ama çok geçmişsin oradan Zeynep. Sizin standart epey düşükmüş ha valla. Yani Aksaray alt geçitinde ben hiç görmedim o maymunlardan. Maymun ama şey maymun işte. Maymun böyle asıyorsun işte, önden biri geçince ıslık çalıyordu. Şu kapı açılma teknolojisi gibi işte, fotoselli. Aynısı. Onun işte kızı ıslık çalanını yapmışlar maymunun. İyi ki öyle, tuvalete falan koysan aynı maymundan. Hani böyle kendini göstermeye çalışıyor ya. Evet. Tuvalette. Bir tane maymundan ıslık çalıyor. Işık açılmıyor. Gördüm diyor yani. Gördüm, devam. Gördüm, tasarruf devletin kararı, devam. Islık çalan bir maymun olduğu yerde ben yapamam tuvaletim falan yani, canım çok sıkılır. Çünkü yani orası mahrem, yalnız kalmak isterim, tadım kaçar. Hadi gelelim birazdan 19.20 sevgili Nuri Çetin, Zeynep Atakül kadrosuyla çok güzel yayın oluyor hakikaten. Sevgili dinleyiciler, bende niye var dediğiniz ne var, böyle alakasız ne aldınız bu hayat boyunca? Instagram'da Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız. Biz de birazdan yine buralardayız. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, birazdan Barış Manço çalacağım. Bunu da söyleyeyim yani. Hazırlanın.
Hani bilin diye söylüyorum öyle. Çalmayacağım zannetmeyin. Nuri Çetin, Zeynep Atakül, Mesut Süre. Bu 19 dinleyicisi baya başka şehirlerden. Denizli, İzmir, Antalya, Ankara. Oo. Yine İstanbul'da var ama dağılmış. Her şehirden insan var. Varşova var. Ondan sonra yurt dışından 19'da da. 19'da Varşova trafiği mi varmış? Olabilir. Varşova'da gıdım gıdım ilerliyormuş arabalar. Hep korna. Dersin ki yani Polonyalı uygar. Hiç öyle bir şey yok. Polonyalı çok da uygar demezsin ya. Polonyalı köylü hiç dersin. Hiç bilmiyorum gerçi Polonyalı nasıldır. Polonya köylüsü diye bir laf var. Evet. Ha, ne demek? Kimlere deniyor Polonya köylüsü? Şey gibi geliyor bana böyle hani kare etek giyip uzun. Ondan sonra saçlarını böyle ören. Üstü beyaz gömlek. Ve tepeden aşağı koşturan kadınlar. Niyeyse yani böyle bir... Polonya köylüsü herhalde bir... hayvancılıkla uğraşır. Ha, böyle bir gif var aklımda yani. Aşağı doğru koşan 15 tane kadın. Tepeden aşağıya. Ama hep aynı saçlar, aynı gömlek, aynı etek. Bir de böyle şey gibi. Bot gibi, çizme gibi bir şey giymişler ayaklarında da. Çamurlu mular? Çamurlu. Tabii çamurlular. Bayağı. Bahçede orada burada koşturduğu için. Ha ha. Avusturya kadınları. Tabii. Avusturya düz ayaktır ama. Bakalım sevgili dinleyiciler. Acaba neyiniz var? Bunun bende ne işi var dediğiniz. Kitap okuyanlar için kullanılıyor. Yataktan kalkmadan ışığı kapatmak için. Ha, bu şey var ya demin konuştuğumuz. Alkışla çalışan. Alkışla çalışan. İşte sen ışığı kapatmaya üşeniyorsun. Alkışla. Abajur da var ya. Nasıl? Yani abajur yatağın kenarında tuşu var, açarsa kapanır. Yani o kadar teknolojiye gidiyor. Abajuru nasıl unuttuk diye bunu üretenler. Bunu konuşuyorlar. Yani. O var tamam onu. Mesut düğmeye basıyor, ışık kapanıyor. Bir basıyor açılıyor. İnanılmaz bir teknoloji. Bulmalı bayağı oldu yani. Gerçekten bayağı oldu. Bence bunlar gerçekten faydalı icatlar. Faydalı tabii. Oturduğun yerden yapılacağın evet. Şeyler hep satar. Doğru ama daha obez olalım, daha da yağ bağlayalım istiyor yani. Teknoloji de bunu istiyor. Biz istiyoruz canım. Teknoloji de bize ayak uyduruyor. Teknoloji paramızı almaya çalışıyor. Halbuki bize dese ki... İstemez misin Aga? Çok. Çok isterim. Kumandaya gerek yok. Piyu dedikçe kanal değişiyor. Ha, kumandaya da gerek yok artık. Ağzında piyu diyor. Nasıl? Kanal değişiyor. Piyu. Azıcık sesi kıs. Yani böyle yapıyor. Azıcık ses kısılıyor. Evet. Güzel teknolojiler. Güzel ses aç ne olacak? Dışarı yapıyor. Azıcık biraz daha tam duymuyorum. Böyle şeylerden dolayı zaten şey oldu ya bak en son bir asistan bir şey yaptılar. Küçük bir alet evde duruyor seni dinliyor sürekli. Yani bütün konuşulanları kaydediyor kendisi. Sonra ne yapıyor? Bir ev içi şiddet olmuş bir tartışma olmuş. Polisi mi aradın demiş adam kadına bu tartışmadan dolayı. Onu da alet polisi ara şeklinde anlamış ve polisi aramış. Sonra da alet işte duyuyor şeyden. Yani polis duyuyor alet arayınca evdeki konuşmaları, kavga şiddeti. Eve geliyor işte. Vay. Yani namahreme girmiş. Değişik ama yani kadınlar için faydalı olabilir. Ama tuvalet. Onun amacı şey aslında hani tuvalet kağıdı bitmiş, tuvalet kağıdı ısmarla diyorsun alete. Ha, alet online ısmarlıyor. Şey yapıyor. Evet senin için ısmarlıyor. Senin için ısmarlıyor. Alıyor geliyor mu? Git al gel. Tamam abi diye gidiyor mu? Diyor ya. Polise de koşmuş zaten. Bana bir tane küçük kardeş yapın demiyor mu o gitsin? Ben artık büyüdüm demiyor mu? Seni böyle işte şey. Sürekli dinleyen bir alet var. Bu ev asistanı. Anasına doğururken bana mı sordun demiyor mu? Bu alet desin ya. Laf taşıyan bir alet. Sürekli. Rahatsız eder bu da beni. Acaba diğer komşuların aletleriyle aileleri çekiştiriyorlar. Yani bu birbirlerine aile. İddialı bir açıklama olacak ama bir şeyin kaydedilmesi yaşamı bayağı baltalıyor. Tabii canım hani, çok korkunç bir şey. Öldürür hayat yani. Kaydetmek kötü bir şey yani. Ya kayıt için değil aslında hani şey için. Komodu alsın diye dinliyor seni. Anladım. Ama hani... aynı zamanda işte insanlar ne konuşuyor, neyle ilgililer diye bunu da kaydediyor ki yani o açıdan reklam yapılsın bu insanlara diye. O işe de yarıyor. Çok boş konuşulan evler var bizimki gibi. Bomboş. Tabii. Yani bir yorumda bulunuyor mudur yani, acaba makine? Yani ne saçmalıyorsun? Yani makine iyice böyle beyazlıyor mu? Ne yapıyor? Gidiyor kitap satın alıyor. Bunu biraz okusunlar. Kendinle bu ev çok cahil yani. Televizyonu bozuyor. İzlersin. Ya da belgesel programı açıyor. Şeyde vardır ya üniversite kantinine bir girersin. Dünya klasikleri satar bir tane çocuk. Gelir de böyle 20 tane klasiği sana. Zaten paran yok. Kredi yurtlar kredinde aldığın krediyi böyle ona ödersin küçük küçük.
Tabii. Onu, onu getiriyor eve. O kadar boş tartışıyorsun ki zil çalıyor gelmiş aynı çocuk. Sana 20 tane klasik satmaya çalışıyor. Ki ev sistemi senden akıllıysa sana müdahale eder işte. Eder eder işte. Diyorlar ya işte robotlar dünyayı ele geçirecek insanları. İşte bu tip makineleri ben korkuyorum bir anda idraka gelecekler diye. Yani kendisini aşıp. Yapacaklar muhtemelen. Ya olacak. Biz de böyle çok yaşlıyken görürüz bunu. Meh diye. İzlemiştik. Anlamayıp. Ha, izlemiştik deriz. Negredo diye bağırırız en son. Bozdu. Bozdu. Zamanımızda böyle değildi falan gibi konuşuruz. Böyle, geriz geriz. Biz hep aynı şeyleri konuşuyoruz ya kendi arkadaş grubu. Beşiktaş Beşiktaş. Yani böyle son şu hayattan geçerken son cümlem yani son kelimem Abu Bakar olacak diye çok korkuyorum gerçekten. Bir insan Abu Bakar diye gitme böyle bir tarafa. Eskiye dönüyor insan galiba ya. Benim babaannem de beni bakkal sanmıştı. En son zamanlarda. Öyle mi? Evet köydeki bakkal. Aa. Öyle değilim diye anlatmaya çalıştım sonra bıraktım öyle şey. Bana bakkal oynadım yani. Vallahi. Bir müddet. Ya. Demek ki o arayı siliyorsun. Sonları bir siliyor. Galiba en güzel zamanları bir sabitliyorsun kafada. Tabii geriden başlıyor. Babaannemde nasıl rock'n'roll bir yaşam olduysa en güzel zamanların ana bakkal. Karakteri bakkal. Var ya bir cipsler getirirdi Mesut. Vaktiyle istediğimizi alırdık ya bakkalda. Bir gün o cips, bir gün bu cips. İstediğimizi yeriterdik. Kola. Keyifli değil mi ama kafana göre işte mesela seni sevmiyorum. İşte seni sevdiğim bir adama çeviriyorum kafamda. Geldi sen gene diyorum, tipsiz deyip sorum. Oh, bakkal. Çok, İsmail oldun sen benim için. Çok üzülürüm lan. Niye? Bu kadar vakit geçirdik. Beni başkası yaparsan çok üzülürüm yani. Hani böyle beyninle bir problemin de olabilir ama bir tane vururum kafana. Belki değişir. Benim televizyonum şimdi zaman zaman böyle kırmızı oluyor. Tam görüntü bir anda. Tam ortasına tam diye bir koyuyorum. Tam böyle diklemesine koyuyorum. Yukarıdan aşağıya vuruyorum. Hemen geliyor kendine. Bir yıldır da böyle gidiyor. Hala teknolojik aletler böyle çalışıyor. Çalışıyor vallahi. Aç kapat, vur. Temassızlık her zaman olacak. Evet. Ha, ya bu temassızlığı çözemeyecekler. Kabloyu kaldırdılar ama bu temassızlık devam. İnsandan akıllı robot da yapsalar günün sonunda kafasına vuracağız bizim. Hatta temassız teknolojiler çoğaldı ama hala temassızlık var ve vurmak zorundayız. Yani temassız aile çalışmayınca dövüyorsun. Hala kendi teması. İçindeki temassızlıktan kalkıyor. Teması kaldırdılar ama yine problemin kendisi kalkmadı. Yani yine bir şekilde. Yani wifi çalışmıyor kalkıyor ona ya. Temassızlığın yerini kızılötesi aldı diyebilir miyiz? Öyle biliyorum ben. Kızılötesi ışıklar. Işınlar. Evet yani ama kötek her zaman işe yarıyor. Kötek, evet. Evet yani kötek. Dayak yiyen bir eşyanın kendine gelmesi. Çok aslında iyi. Çocuklarımızı eğitim konusunda da bize bir davranış modeli sergiliyor. Hani çok da korkmayalım yani. Yani çok eskiden beridir var zaten eğitim sistemimizde. Şunu bilelim yani. İstediği kadar konuşsun bazı insanlar, kişisel gelişimciler, doktorlar. Dayak, dayak düzeltir. Dayak temassızlığı götürür. Dayak da dayak. Ya en kötüsünden bir hafta 10 gün falan gösterir. Dayak toparlar azıcık. Bir kendine getirir. Buna yani hepimiz. Tabii. Gerek televizyon gerek. Biz eski kafalı insanlar olarak galiba temassız teknoloji kullanamayacağız. Ya, dayak şu yiyerek büyüyen çocuklar olarak. Tek sevincim üçümüzün de çocuğunun olmaması. Tek sevincim şu hayat yolunda bir tohumumuzun olmaması beni rahatlatıyor. Bu kadar çünkü cahilce konuşmaların sonunda iyi ki bir çocuğumuz yok. Çocuğum olsa şu ortama getirsem baya. Sen bu çocuğu dövmüyorsun galiba. Dayak arsız olarak çıkar yani. Pantolon buradan. Askısı aldım 3 tane. Paketleri bile açılmadan ortada duruyor. Pantolon askısını bir tarif et bakayım. Şey mi bu? Askının şu üçgen oluyor ya. Tamam. Hipotenüsüne astığın kısmı zaten pantolon için yapılmış kısmı değil mi? Evet. Ama bir de sadece mandallı olan şey var. Ha bir de şey var evet böyle şey ne denir bel kısmını sıkıştırdığın bir şey var. Odur belki. Pantolon hiç bilemedim ya. Bu işe pantolon yarar askısı ki. Ne ya bir dakika. İşe yarayan bir şey değil mi bu? Veyahut askılıktan bahsediyor olabilir hani şu normal ha, kemer yerine taktığı. Ya böyle S gibi askılar oluyor ya böyle yılan gibi kat şey oluyor. Hiç olmadı mı? Yok. Ya birden fazla pantolon asmak için. Evet evet birden fazla. Ben bunu tutmadım atsın bunu. Ben de tutmadım yani. Şey, bir görmedim de ben bir de S gibi askı. Ya böyle neyse ya anlatamadım. Çünkü radyo programında sürekli eliyle işaret yapıyor. Böyle böyle böyle. Mesut'cum böyle böyle. Biraz da böyle. Dinleyiciler herkese iyi akşamlar. Rabarba bugün de böyle böyle diye diye yayını bitirdik. Hamur yoğurma makinesi. Hala kutusunda. O nasıl bir şey acaba? Hamur yoğurma. Böyle böyle böyle. O çok büyük bir şey. Ellen sen gördün mü?
Gördüm. Elle yoğurmuyoruz da nasıl yoğuruyoruz? Koyuyorsun bir kasenin içine bütün malzemeleri. Sonra makineye koyuyorsun. O böyle çırpıyor çırpıyor kendi içinde. Muhtemelen devasa şu şeyler var ya, ya fırınlardaki. Ya çok şey olması lazım ya. Böyle Amerikan filmlerinde kocaman mutfaklar oluyor ya. Öyle bir mutfağın olması lazım ya. Kocaman tezgahın olması lazım. Ha, tezgah büyükse olur. Evet diyorsun. Onlar yer kaplayan şeyler. O hamur yoğurmak güzel bir şeydir. Bundan niye kaçmış ki insan? Evet ya. Bu en keyifli tarafı yani. Ben et yoğurdum geçen. Hamur yoğurmak mı? Çok ciddi kol kası gerektiriyor. Evet ama saatlerce de değil herhalde. Bayağı uğraşıyorsun. Öyle mi? Biz hiç tabii şey yapmadığımız için sadece yok, kolay iş değil yani. Ortaya çıkan pişiyle ilgilendiğimiz için diye. Pardon, peynir de var mı dediğim için ondandır. Pişi peynir çay, böyle hayat geçirebilirim. Ya onu yenecek gidip geçer. Hamurunu fırından al, daha güzel oluyor. İki ekmeklik hamur diyorsun. Tamam. Veriyor, sonra geliyorsun onda pişi yapıyorsun işte. Kim yapacak onu? Onu da yapamıyoruz. Pişi yani nerede? Çok temel bir sorunumuz var. Hamurla baş başa bıraktım ben evde. Yani şu anki menüm peynir, hamur, çay. Yani tencere ve yağ da olsa olur bu iş. Mesut'ta yapmak fiili yok. Yok bende yani biri yapsın. Biri yapsın da. Olmak var. 36,5 yaşıma geldim. Biri yapsın diye diye. Hiç aç kalmadım bugüne kadar. Valla. Nasıl yapıldığına dair de bir fikrin yok, değil mi? Sadece oluyorlar gibi. Blup diye bir yani dünya üzerinde gerçekten pişi eve ezel varmış gibi yani, anladın mı? Pişi hep oradaymış ve ben o an karşılaşmışız ve onu yemişim gibi geliyor. İlgilenmiyorum çünkü şeyle de. Sana bir şey satmak da inanılmaz kolay. Sadece karşına çıkması gerekiyor. Evet evet. Bu kendi kendini yapıyor ya. Yani evet evet, ben her şeyi satın alıyorum. Böyle çiçek açar gibi böyle bir anda pişi açıyor ha, bir yerde. Öyle öyle. Yani önü öyle tarafta mısır burada açıyor. Ha, tabii. Mısır mesela çok şaşkınım şu an bunu dediğine. Mısır. Açar mı? Mısır zaten doğada bulunur. Evet, hazır kaynamış. Kaynıyor. Yani tarlalara gidin, tarlalara. Her yerde böyle. Hepsi kaynamış. Mısır arabaları vardır. Bunu herkes mesela bilir. Ekersin, kimisi közde mısır çıkar, kimisi kaynamış çıkar. Tuzlu istediğin ayrı, tuzsuz istediğin ayrı, apayrı. Ayrı patlamış istiyorsan diye film izleyeceksin. Pıtı 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 patlar topraktan. Bunları herkes bilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mısır patlatamam yani. Yani şu ability olarak. Ya hakikaten biz elden yok, ayaktan düşsek ve sana muhtaç kalsak ne yapacaksın bize Mesut? Hiç söyleyeceğim bir yerlerden. Ya arayacak. Bütün dünya elden ayaktan düştü, bir tek sen elin tutuyor. Mesela hep onu düşünüyorum. Lost vardı ya mesela, bir adada kalsak öyle. Ama 2 gün içinde 3 gün içinde de kurtarsalar, ama herkes kendine bakacak. Pazartesi düştük adaya, salı öğlen gibi ölürüm ben. Onları da kurtarırlar. O kadar ölemezsin. Vücut öyle bir şey değil. Ha, ne kadar sürer? 3 gün sürer. 3 gün tamam, biz de sanki ne dedik? 2 dedik. Suyu içebilse en azından bir hafta suyla. Ya da işte ağaçtan meyve falan koparacağım. O da çok zor senin için. İyice sende. Oğlum ben maymun gibiyimdir. Kokonat kırar. Beni bir ağaçta bırak, bak bakalım hangi ağaçta buluyorsun. Biz ağaçlı yerlere gidiyoruz ve sen yoksun. Hep yerdesin. Ağacın tepesinde. Yani siz çok dik yerlere gidiyorsunuz. Ben de böyle bahsettiğim kısa ağaçlar, makya olsun. Sen bodur elma toplayabiliyorsun sadece, anladığım kadarıyla. Ben kadar yani ağaçtan, fındık ağacından küçük küçük ağaçtan fındık ağaç eğilerek bir şey toplamayı severim. Bunu o tarla. Hadi gelelim. Domates. 19.38 birazdan geleceğiz arkadaşlar. Ayrılmayınız. Bir Barış Manço arası, sonra küçük bir reklam, Rabarba devam edecek. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Hanımlar beyler, haftayı ufaktan kapattığımız Rabarba'dayız. Bu hafta hakikaten bütün yayınlar iyiydi. Bugün de böyle çok tatlı bir seyir vardı anonsların. Bir tanesi hariç hep komiktik. Hangisi hariç? Bir tanesinde boş boş konuştuk. Onun dışında hep standart yüksekti yani. O şeydendir. Neydi o? Yelpaze. Yo, o iyiydi değil, bence. Değil, o iyiydi. O bir iyiydi. Önceki ya işte bu şeyden önceki. Demin girdik çıktık ya. Ondan bir önceki. 19.30-32. O ara açan olduysa kapatmıştır. O ne yani? Konusunu da hatırlamıyoruz. Demek ki hepsi yalan. Yani birazcık şey oldu yani. Bulamadık. Hafızalardan silinmiş. Şaka yalan. Uzaktaydı yani. Öyle konuştuk. Evde konuşur gibi konuştuk. Bazen öyle oluyor. Bizim işinde kötü. O da samimiyetin bir parçası olsun. Tabii bu oğlum. Bizler de bilerek yapıyoruz. İstesek hep komik oluruz. Ama alıştırmıyoruz insanları. Rabarba evindeymiş hissiyle. Yani alıştırırsın çünkü. Hep komik olsan hep komik olmanı beklerler. Tabii. Öyle olmamalı. Bu arada bugün lig başlıyor. Bugün mü başlıyor? Bugün başlıyor. Futbol tutkunları gözünüz aydın. Başakşehir Bursa Spor maçıyla bugün başlıyor. 21'de. Güzel maç. Güzel maç da Başakşehir tokatlar.
Bu arada bizi dinleyen Bursalılar varsa da yani, ben Bursalıyım yani. Sadece iyi transfer yapamadı yönetim. O yüzden azıcık sinirliyim. Yani geçen sene düşmekten son anda kurtuldu Bursa. Birazcık şey oldu. Yeni bir teknik direktör adlı. O iyi. Fransız. Teknik adam iyi ama topçular alamadılar doğru düzgün. Dur bakalım daha bekliyoruz. Giderek değişik oldu. Katar'ın resmi spor kanalı gibi olduk. teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Rica ederiz. Ne demek? Ayağınıza sağlık. Şimdi podcastçilere bir şifre vereceğiz. Sevgili arkadaşlar. Bugün saat 6'dan bu yana konuştuklarımız içerisinde neye güldük? Gerçi bu gelen cevaplardan da koyabiliriz. Mangal, yelleme. Bahçe makası. Jonglör de. Jonglör değil o seti. Seti. Tamam bugünün. Ulan ne güzel. 40 liralık jonglör. 40 liralık. 39.95. Bugünün sevgili dinleyiciler podcast'in için şifresi jonglör seti. Yani bakın şöyle Instagram'ımı alayım. Arkadaşlar DM'den yazıyorsunuz. Bir de yani her gün yüzlerce geliyor bana mesela şu anda. Sağ olsun. Çok altın takacağım insanlara. Büyük borca girdim. Şu anda bak DM'mi açtım. Sana yazılanları şöyle söyleyeyim. Cici kuş babacık. Valla. Davul. Erasmus biziz. Tuk tuk. Proporsiyon. En güvenilir harem. Dur bakayım başka. Bedavacı köpek. Ondan sonra külotlu çorap. Bir insan açsa ne bunlar anlam da veremez. Yani bir de şimdi şu an ortam sıkıntılı ya. Kimin kimle nerede ne konuştuğu belli değil. Sosyal medya hesapları kontrol altında falan. Ve Instagram ele geçirirse DM'de kimle ne külotlu planlıyorum. Külotlu çorap nedir? Ne belli değil yani. Anladın mı? Elini usturamayayım. Neyim ben? O kadar saçma sapan bir şey ki yani bu. Bu şifreli konuşmalar nedir? En güvenlisi harem dedi. Ne yapacaksınız haremde diye değil mi? En güvenilirleri haremi açıklayamazsın yani. Acayip olay vallahi. Durduk yere cici kuş babacık diye mesaj atmış bana. Şimdi bunu böyle bir diyaloğu açıklayamayız yani. Durduk yere babacık kol adlı birisi var gibi olur. Evet. Yani her an içeri alınabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şunu kaptırmaya bakar. Canım da sıkkın. Arkadaşlar hafta boyunca dinleyen dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Şimdi şu an dinleyen 19.55 dinleyicilerine çok bir merakım var. Son bir şey sorup ondan sonra ayrılmak istiyorum yayından. 5 akşam yayındaydık Jörtlük'te bu hafta. Kaç akşamını dinledin 19.55 dinleyicisi? Instagram DM'den şu anda yazar mısın? Bu 5 akşamın kaçında kulağın bizdeydi? Tahminlerinizi alayım gençler. Ortalama kaç akşam dinlemişlerdir daha çok? En çok hangisine gelir? 4 sence? 4. Hiç daha çekişmeli bir şey olmadı mı? Bence 2. Bana 2 çok gelecek gibi geliyor. İnsanlar her gün işe gidiyor. Evet. Bunu her gün işten. Bir şey değil biliyor musun? İnsanlar... Her gün işten dönüyor. Bak şimdi insanlar her gün işe gidiyor. Burada hemfikiriz. Ama her gün işten dönmüyorlar. Mesaisi yani var. Başka saatlerde dönüyorlar. Ha. O yüzden sabah dinleyicisinin bağlılığı daha yüksek her zaman. Anladın mı? Kimi insan istifa ediyor gün içinde. Sabah çünkü eşek gibi orada. Dönüşte öyle değil. 4'te çıkan var. Çıkmıyorum diyen var. 10'a kadar buradayım çıkmıyorum. Zorla mesaiye kalan var. Dönüşte dinlemeyen var. Yani ama sabah öyle değil. Ah sabah. Ne oldu? Geçsek mi? Hadi tamam. Joy Türkiye sabahını. Hayır. Modern sabahlarla modern bir küçük kavgaya bakalım. Ya Ankara'ya gidip aynı anda yapalım. Pataklamamıza bakalım. Biz 20 kişiyiz yani. Onlar sabit 3 kişiler. Dükkanları var bir de biliyorum Gagarin. Onlar hep 3 kişi doğru. Biz gelin pazartesi toplasak... sabahı. Pazar akşamından çıkalım yola. Pazartesi sabahı 7'de. Tekme tokat dalalım. Modern sabahı üstüne. Oturalım bundan sonra biz varız diyelim. Bir de Ankara'da hayat kuralım kendimize. Biz koca elinde nasıl, bırakırız mesela. Bütün konuklar ve ben Ankara'da hayat kuruyoruz. Ankara'da yapmak zorundayız. Tabii. Orada yani. Orada. Mecburuz orada yapmaya. Böyle bir hayat kuruyoruz durduk yere. Ankara'yı severim gidelim. İşte bu. Çok seviyorum senin gibi. Hayatta savrulan kadınları. Amerikan Güzeli filminde bir poşet vardı açılış sahnesinde bildin mi? Sen olsun. Sen, yani Zeynep Atakoy böyle rüzgarda savrula geliyor. Gel lan gezelim dedim ya. Asla hayır deme. Tabii gidelim. Evli kadın Ankara Güzel'den gelirim diyor. İşte bu ya. İşte bu aradığım özgürlük. Aradığım kafa bu. Hadi hoşçakalın sevgili dinleyenler. Bu haftayı da kapattık. Pazartesi akşamı buluşmak üzere. İyi geceler. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.